Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle sıvıları ölçeceğiz. Litre ile mililitre arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Daha sonra sıvıları ölçme ile ilgili sorular çözeceğiz. Sıvılar üzerinde yazan litre, mililitre kavramlarını görmüşsünüzdür. Bir litre, litre büyük L harfiyle gösterilirken bir litrenin yarısı 500 mililitre artı 500 mililitre 1 mililitre etmektir. Buna da yarım litre denilmektedir. Evet, mıslık fenciği ile sıvıları ölçmeye ne dersiniz? Hemen başlayalım. Meyve suyu paketlerinin üzerinde 250 mililitre, 4 tane 250 mililitre, 1 litre veya sütlerin üzerinde 500 mililitre, 2 tane 500 mililitre, 1 litre veya arkadaşlar şurupların üzerinde 100 mililitre gördüğünüzde 10 tane 100 mililitre, 1 mililitre edeceğini fark etmişsinizdir. Litre, mililitrenin 1000 katıdır arkadaşlar. 1 litre, 1000 mililitredir. 1 litre içinde 2 tane yarım litre vardır. Şu şekilde arkadaşlar. 500 mililitre, 500 mililitre veya 1 bölü 2 litre şeklinde de gösterilebilir arkadaşlar. 1 litre içerisinde 4 tane çeyrek litre vardır. Şu şekilde 1000 mililitre 1 litredir. 1 bölü 4 litre, 1 bölü 4 litre, 1 bölü 4 litre, 1 bölü 4 litre veya 250 mililitre 4 tane 250 mililitre 1 litre eder arkadaşlar. 5 tane 200 mililitre 1 litre eder. 5 tane 200 mililitre zeytinyağı 1 litre zeytinyağı edecektir. Bunun üzerinde 200 mililitre yazar veya 1 bölü 5 litre yazar. Arkadaşlar 3 tane 250 mililitre 3 çarpı 250, 750 mililitre edecektir. Ve şu şekilde de, gösterebiliriz. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4, 3 bölü 4 şeklinde de ifade edilebilir. Veya 750 mililitre şeklinde ifade edilebilir. Düşünelim, tartışalım, cevaplayalım. Aşağıdaki sorular arkadaşlarımızla tartışarak cevaplayabiliriz. Arkadaşlar, 1 litrenin içerisinde kaç tane 100 mililitre vardır gibi bir soruda ne yapacağız? 1 litre 1000 mililitreydi. 1000 mililitreyi 100'e böldüğümüzde ne olur? 10 tane 100 mililitre olduğunu buluruz. Yine 1 litrenin içerisinde kaç tane 250 mililitre diğer bir ismiyle çeyrek litre var şeklinde sorulduğu zaman ne yaparız arkadaşlar? 1 bölü 250 4 tane 250 mililitre vardır veya çeyrek litre vardır. Veya 1 litrenin içerisinde kaç tane 500 mililitre diğer bir deyimle yarım litre vardır şeklinde sorulduğunda 1000'i 500'e böldüğümüzde 2 tane. 1 litre içerisinde kaç mililitre vardır dediğinizde arkadaşlar 1 litre 1000 tane mililitre vardır şeklinde söylüyoruz. Arkadaşlar 1 litre 2 çarpı 500 mililitre yani 2 tane yarım litre. 1 litre 4 tane 250 mililitre yani çeyrek mililitre şeklinde sorularda boşlukları dolduralım. 1 litre 1 tane 1000 mililitre, 1 litre 4 tane 250 mililitre, 1 litre 5 tane 200 mililitre, 1 litre 10 tane 100 mililitre, 1 litre 2 tane 500 mililitre yani yarım litre, 1 litre 20 tane 50 mililitre şeklinde ifade edilebilir. Arkadaşlar şimdi litreyi mililitreye çevirelim. 1 litre 1000 mililitreydi. 5 litre 5000 mililitre artı 200 mililitre de burada var. 5200 mililitre şeklinde ifade ediyoruz. O halde boşlukları dolduralım. 6 litre arkadaşlar 6000 mililitre. 400 de burada var. 6400 mililitre diyoruz. 1 litre 1000 mililitre. 625 de burada var arkadaşlar. 1625 mililitre. 3 litre 3000 mililitre. Artı 50 mililitre daha 3050 mililitre, 9 litre 9000 mililitre, artı 227 de burada var arkadaşlar 9227 mililitre, 7 litre 7000 mililitre, 100 daha 7100 mililitre, 11 litre 11000 mililitre, artı 72 11072 mililitre şeklinde ifade ederiz. Şimdi tam tersi mililitreyi litreye çevirirken arkadaşlar 8000 buradaki 8000 zaten litredir. Geri kalanı da mililitredir. 8000'i hemen litre şeklinde yazdığımızda 8 litre. 450 mililitreyi de aynen yazarız. O halde arkadaşlar buradaki 2872 2 litre 872 mililitre.
Burada arkadaşlar 1550 1 litre. Burada 9000 olduğu için 9 litre. Burada 5000 olduğu için 5 litre. Burada 17 olduğu için 17000 olduğu için 17 litre. Burada arkadaşlar 8000 olduğu için 8 litre ifade edersek. Şimdi yapalım arkadaşlar. 2 litre 872 mililitre. 1 litre 550 mililitre. 9 litre 303 mililitre. 5 litre 100 mililitre. 17 litre 250 mililitre. 8 litre 113 mililitre şeklinde ifade ederiz. Büyücü Ornando'ya iksir şişeleri varmış arkadaşlar. Büyücü Ornando'nun iksir şişeleri farklı miktarlarda iksir alıyor. Haydi bu miktarlar arasındaki ilişkileri bulup Büyücü Ornando'ya yardım edelim. Şimdi 1 litrelik iksir şişesi kaç tane 50 mililitrelik iksir şişesi olabilir? Arkadaşlar 50'ye böldüğümüzde 1 mililitre 1000 mililitre olduğu için 50'ye böldüğümüzde 20 tane şişesi olabilir. Veya 100 mililitrelik şişelerden 1000'i 100'e böldüğümüzde 10 tane. Veya 200 mililitrelik şişelerden 1000'i 200'e böldüğümüzde 5 tane. 250 çeyrek litrelerden 4 tane. 500 yani yarım mililitrelik şişelerden ise 2 tane iksir alabilmektedir arkadaşlar. Sıvı ölçme problemleriyle devam edelim. Problem: doktor anneme 200 mililitrelik bir öksürük şurubu verdi. Bu şuruptan günde 2 tatlı kaşığı içmesini söyledi. 1 tatlı kaşığı 5 mililitre olduğuna göre annemin aldığı şurup kaç günde biter? Baktığımızda arkadaşlar günde 2 tatlı kaşığı içmesini söylemiş. Her bir şurupta 5 mililitre ise arkadaşlar. Önce 200 mililitrelik şurubun kaç tatlı kaşığı olduğunu 200 bölü 5 40 tatlı kaşığı eder. Çünkü her bir kaşık 5 mililitreymiş arkadaşlar. 40 tatlı kaşığı günde 2 tane içtiği için 40'ı da 2'ye bölersek 20 günde bitecektir. Bayan Baykuş'un 7 litre 250 mililitre parfümü var. Bayan Baykuş bu parfümü 250 mililitre şişelere doldurmak istiyor. Kaç şişe gerekir? Hemen yardımcı olalım. Öncelikle arkadaşlar mililitrelik şişelere dolduğu için bu litreyi mililitreye çevirmemiz lazım. Toplam kaç mililitre olur arkadaşlar? 7250 mililitre parfümü var. Peki kaç litre mililitrelik şişelere dolduruyor? 250. Böldüğümüzde arkadaşlar 250 mililitrelik şişelere dolduruyor. 7250-250'ye de böldüğümüzde 29 şişe gerekir arkadaşlar. Aşağıdaki dereceli kaplarda bulunan sıvıların miktarlarını noktalı yerlere yazalım. Arkadaşlar öncelikle bir bakalım. 400-500 tam ortası ne olur? 450. Bakın 50-50 artmış. 450 olur. Buraya baktığımızda 1000-1200 ortası ne olur? 100. Her bir aralık 100 mililitre ifade ettiği için 1000 mililitre 1 litre 100 mililitre. Buraya baktığımızda her bir aralık ne kadar? 100 mililitre ifade ediyormuş. Bakın 2400 demek ki her bir aralık 100 mililitre. O halde 1000 mililitre 1 litreydi arkadaşlar. 1 litre artı 300 mililitre. Hemen bakalım. 450 mililitre. Burada 1 litre artı 100 mililitre. Burada arkadaşlar 1 litre artı 100, 200, 300. 300 mililitre şeklinde ifade edilir. Annem börek yaparken kullanmak için 2 litre 500 mililitre sıvı yağ aldı. 2 tepsi börek için 250 mililitre sıvı yağ kullanıyor. Buna göre annem aldığı sıvı yağla kaç tepsi börek yapabilir? Arkadaşlar 2 tepsi böreğe 250 mililitre kullanıyorsa 1 tepsiye ne kadar kullandığını buluruz. 250'yi 2'ye böleriz. 1 tepsi için kullandığını buluruz. Toplam yağı bir tepsi için kullandığı yağı bölürsek kaç tepsi börek yapabileceğini buluruz. O halde arkadaşlar toplam sıvı yağımız 2 litre 2000 mililitre 500 daha 2500 mililitre. 2 tepsiye 250 kullanıyorsa 2'ye bölersek 125 mililitre her tepsiye kullandığı yağ. Şimdi 2500 mililitreyi her tepsi için 125 mililitre kullanıyorsa böldüğümüzde kaç tepsi olacağını buluruz. 2500 bölü 125 20 tepsi börek yapabilir arkadaşlar. Yine doktor kardeşim için 150 mililitrelik bir şişe şurup verdi kardeşime. Şurubun içindeki ölçülü kaşıkla her gün 3 kaşık şurup içmesini söyledi. Bir kaşık şurup 4 mililitre olduğuna göre
bir hafta sonra şişede kaç mililitre şurup kalır? Arkadaşlar öncelikle biz günde kaç mililitre içtiğini bulduğumuzda, sonra bir haftadaki içtiğini bulup toplam mililitreden bir hafta içtiğini çıkarsak kalan şurubu buluruz. O halde arkadaşlar öncelikle toplam 150 mililitrelik şurubumuz var. Günde 3 defa içiyor. Her bir içtiğinde de 4 mililitre içtiğine göre arkadaşlar günde 12 mililitre şurup içiyor. Bize bir haftada dediği için, bir haftada 7 gün vardı. 7 kere 12 84 mililitre. Toplam 150 mililitremiz vardı. 150 mililitreden 84 mililitreyi çıkarırsak arkadaşlar kalan 66 mililitre şurup buluruz. Annem 250 mililitrelik meyve sularından 6 kutu aldı. Meyve sularını 4 kardeş eşit olarak paylaştık. Her birimiz 3 bardak meyve suyu içtiğimize göre 1 bardak meyve suyu kaç mililitredir? Öncelikle toplam meyve suyunu bulmak için 6 çarpı 250 toplam meyve suyunu buluruz. Daha sonra her birimizin içtiği bardak meyve suyuna böldüğümüzde 1 bardakta ne kadar meyve suyu olduğunu buluruz. Öncelikle toplam meyve suyumuz 250 çarpı 6 1500 mililitre. Sonra 4 kardeş her biri 3 bardak içmiş. Toplam 12 bardak meyve suyu içmiş. Yani 1500 mililitreyi 12'ye böldüğümüzde 1 bardak ne kadarmış? 125 mililitreymiş arkadaşlar. Kardeşim günde 450 mililitre süt içiyor. Bir ayda kaç mililitre süt içmiş olur? Arkadaşlar bir ay 30 gün alacağız. Günde ne kadar içiyor? 450. Bir ay ne kadar? 30 gün. Çarparsak arkadaşlar buluruz. Öncelikle sıfırları kısa yoldan çarpmak için sıfırlarla çarpmıyorduk. Sayıları çarpıp sonradan kaç tane sıfır varsa, burada 2 tane sıfır var, 2 sıfırı ekliyorduk. Hemen çarpalım arkadaşlar. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 4, 12, bir daha 13. 135, 2 sıfırı da eklediğimizde arkadaşlar 13.500 mililitre süt içmiş olur. Test sorularıyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi litre ile ölçülemez? Süt sıvıdır ölçülür. Sıvı yağ sıvıdır ölçülür. Meyve suyu sıvıdır ölçülür. Mısır ölçülmez katıdır arkadaşlar. 5 litre içinde kaç tane yarım litre vardır? 1 litre içerisinde arkadaşlar 2 tane varsa 5 litre içerisinde 5 kere 2 10 tane. Demek ki 10 tane yarım litre vardır. Bir damacanadaki su 7 tane litrelik 16 tane yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Bu damacanadaki su kaç litredir? Arkadaşlar 7 litremiz var. 16 tane yarım litre ne olur? 8 tane 1 litre olur. Daha sonra 8 ile 7'yi topladığımızda 15. Hemen yapalım. 16 tane yarım litre 2'ye böldüğümüzde 8 litre. Artı 8, 7 tane 1 litreliğimiz de var. 7 artı 8, 15 litre cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ölçme birimidir? Arkadaşlar saniye zaman, santimetre uzunluk, ton, kütle, litrede sıvı cevabımız D şıkkı. 1 litre kaç mililitredir? 1 litre 1000 mililitreydi arkadaşlar. 1 litrenin 4'te 1'i kaç mililitredir? 4'te 1'i arkadaşlar çeyreği demekti. Yani 1000'i 4'e böldüğümüzde 250 mililitre çıkar arkadaşlar. Babam yarım litresi 5 TL olan yağdan 3 litre aldı. Babam satıcıya kaç lira öder? Arkadaşlar yarım litresi 5 liraysa 1 litresi 10 liradır. 3 litre aldığın zaman 3 kere 10, yarım litresi 5 liraysa 1 litresi 10 TL'dir. 3 litre almış, toplam 30 TL öder. Bir pastaneye pasta yapmak için 9 litre süt alındı. Bir pasta için 450 mililitre süt kullanıldığına göre alınan sütle kaç pasta yapılabilir? Arkadaşlar 9 litre öncelikle mililitreye çevirmeliyiz. Çünkü bir pasta için 450 mililitre yapılıyormuş. 9 litre 9000 mililitre. 9000'i de 450'ye böldüğümüzde kaç tane pasta yapılacağını buluruz. O halde arkadaşlar 9000 bölü 450'ye o da eşittir 20 çıkar. 20 tane pasta yapılır cevabımız. A şıkkı. 9 litre nokta nokta mililitre 9212 mililitre ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır diyor. Arkadaşlar 9 litre zaten buradaki 9000 9 litredir. Bu yazılmış. Kalan nedir? 212. Buraya da ne yazılacak? 212. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.